Hürrem her yerde. Hünkârımızla baş başa görüşmenin bile mümkünatı yok artık. Gözü her an üzerinde. Belli ki hünkârımız da bu durumdan şikayetçi değil. Ne bekliyordun ki? İyice avucunun içine almış. Rüstem bir yandan, o bir yandan. Yazık. Kendi başına iş yaparsan olacağı bu. Mevzu bahis olan benim evladımın istikbali. Elim kolum bağlı oturmamı mı bekliyorsunuz? Mustafa'nın kim olduğunu bize mi anlatıyorsun? Senden çok bizim canımız yanıyor. O halde yardım edin sultanım. Bir şeyler yapmamız şart. Hünkârımız yakında sefere gidecek. O güne kadar hiç kimse hiçbir şey yapmayacak. Ondan sonra oturup ne yapacağımıza karar veririz. Anlaşıldı mı Hatice? Güzel. Ne olacak sultanım? Şah Sultan'ın söylediği gibi bekleyecek miyiz? Bilmiyorum Mahidevran. Sultanım, yanlış anlamayın. Lakin Şah Sultan'ımız mağlubiyeti çoktan kabul etmiş. Bize mani olmasına müsaade etmeyin. Ne demek istiyorsun sen? Rahmetli İbrahim Paşa'nın intikamını almaya yemin etmişti. Lakin hiçbir şey yapmadı. Daha doğrusu yapamadı. Lütfü Paşa azledildikten sonra gözü korkmuş. Belli ki vazgeçti. Paşa'nın kanı hala yerde. Sonra sizi dövüp ormana attılar. Şimdi Mustafa'mı sürdüler. Sultanım. Eğer bir şeyler yapmazsa evladımın da kanına girecekler. Gönlünüz razı mı buna? Afife Hatun, benim dairem hazır değil mi? Hazırlandı sultanım. Bir eksiğiniz, gediğiniz olursa derhal temin ederiz. Şah sultanımızın yanında kalacağını sanıyordum. Evladım neredeyse ben de orada kalırım. Ne oldu Mihrimah? Bir sakıncası mı var? Hayır. Arzu ederseniz siz de gelin sultanım. Böylece sık sık görüşürüz. Zira hünkârımız seferden dönene kadar ben de buradayım. Validemi yalnız bırakmayacağım. Malum ne vakit sefere çıksa başına bir felaket geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Valideni kimden koruyorsun? Bizden mi? Kim olduğu mühim değil. Hünkârımızın yokluğunu fırsat bilip valideme saldıranlar olursa Allah şahidim olsun ki buna sessiz kalmam. Bu odadaki herkesin canı yanar. Herkesin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da tehdit ediyor bizi. Yazık. Hatice. Saraya dönelim. Afife Hatun. Haremden sen mesulsün. Hünkârımız gelene kadar tek bir hadise istemiyorum. Merak buyurmayın sultanım. Hürrem sultanımız sabah erkenden saraydan ayrılmışlar. Zannediyorum malumatınız vardır. Hayır yok. Nereye gitmişler yoksa yine külliyesini ziyarete mi? Konya'ya gitmişler. Nereden icap etmiş? Benim müsaadem olmadan nasıl gider? Şehzadem, ben haberiniz olduğunu zannediyordum. Zira şehzademiz Selim Hazretleri'nin rahatsız olduğu haberi gelmiş. Ne olmuş ki Selim'e? Hasta olduğunu söylüyorlar sultanım. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Nesi varmış şehzademin? Bir malumat yok. Lakin Hürrem Sultan apar topar gittiğine göre vaziyet ciddi. Allah'ım esirgesin. Tek başına nasıl gider? Şehzademin haberi vardır inşallah. Kimseye haber vermeden çıkmışlar sultanım. Şehzademiz öğrenince çok kızacaklar. Evlat bu. Nasıl dursun yerinde?
Görmeden içi rahat etmez elbet. Öyle de keşke haberim olsaydı. Ben de yanında giderdim. Sultanım, müsaade ederseniz ben saraya döneyim. Arabamı hazır etsinler Mercan. Biz de gelelim. Mihrimah da üzülmüştür şimdi. Validem, bana doğruyu söyleyin. Bu hadiseyle sizin alakanız var mı? Zinhar haberim yok. Ben de şimdi senden öğreniyorum vaziyeti. Validem, ne biliyorsanız anlatın. Kim yaptı bunu? Şah Sultan mı, Hatice Sultan mı? Kim? Bilmiyorum aslanım. Hürrem'in düşmanı o kadar çok ki. Etme bulma dünyası. Lakin kim yaptıysa elleri dert görmesin. Yılanın başının çoktan ezilmesi lazımdı. Yılanın başı ezildi yani, öyle mi? Bunca vakittir ortaya çıkmadığına göre başka ne olabilir? Hünkârımız da bunu sual edecek. Nasıl izah ederim? Manisa'dan sürgün edildim. Peşinden de bu hadise oluyor. Beni itham edecekler. Sen gitmesine engel olmaya çalıştın. Ancak evladı hasta olan bir anneyi kim durdurabilir? Ayrıca hünkârımıza da malumat gönderdin. Gel. Şehzadem, sultanım. Tahşicalı, neler oluyor? Emriniz üzere aramalar başlatıldı şehzadem. Bilhassa Konya yolundayız sürülecek. Mutlaka bir gören duyan olmuştur. Elini çabuk tut Taşlıcalı. Hünkârımızın gelmesi yakın. Hürrem Sultan'a ne olduğunu öğrenmemesi şart. Acı ve öfkeyle söylenmiş laflara itibar etmeyin. Neye itibar edip etmeyeceğimi sana mı sual edeceğim? Şu anda istediğim tek şey Hürrem'in bulunması. O bulunana kadar da hepiniz gözümde suçlusunuz. Bilhassa sen Mustafa. Haremi sana emanet ettim. Sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun? Bağışlayın. Lakin benim bir kabahatim yok. Sultanımızın nasıl gittiğini size izah ettim. Madem gitmesine mani olamadın, o vakit emniyetini sağlasaydın. Usuller neyse aynen tatbik edildi hünkârım. Lakin bir anda kayboldular. Nerede olduğuna dair hiçbir iz yok. Mevzu bahis olan bir sultan Mustafa. Benim nikahlı karım, 5 evladımın annesi nasıl kaybolur? Üstelik yanında cariyeleri, ağaları, onu korumakla mükellef onlarca askeri varken. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hiçbir düşmanım buna cüret edemez, kuvveti yetmez. Şayet düşmanlarım aramızda değilse. Hatice. Mahidevran. Mazide yaptıklarınız malum. Eğer bu hadiseyle uzaktan yakından bir alakanız varsa, yemin ederim bedelini canınızı ödersiniz. Hünkârım. Belki de Hürrem bir yerlerde saklanmış sizin dönmenizi bekliyordur. Sonra da gelip Mihrimah gibi, sizin gibi bizleri itham edecektir. Ne demek bu? Herkes bunun Hürrem'e karşı bir tuzak olduğunu söylüyor. Belki de tam tersidir. Belki de Hürrem bize tuzak kurmuştur. Olamaz mı? Hatice. Sıkıldım artık. Hürrem yüzünden itham edilmekten bıktım usandım. Elimde olsa onu bir kaşık suda boğarım, evet. Bunun için sebeplerim de var. Lakin ben hiçbir şey yapmadım. Ona ne olduğunu bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Nerede? Ne yapıyor? Ölü mü, diri mi, dönecek mi? Umurumda bile değil. Şayet birini kurban seçecekseniz beni seçin, olsun bitsin bu iş. Çık dışarı. Hepiniz çıkın. Sen de çık. Yalnız bırakın beni. Şehzadem. Sultanım. Hünkârımız dairesindeler mi Mercan? Hayır sultanım. Vali Bey sizleri kendi odalarında bekliyorlar.
Hünkârımız neredeler? Haremdeler şehzadem. Dün gece Hürrem Sultan'ın dairesinde kaldılar. Ne hüzünlü bir gece. Validem. Siz böyle davranmaya devam ettikçe üzerimizdeki töhmet asla kalkmaz. İlaveten hünkârımız için büyük bir acı bu. Her ne olursa olsun ona destek olmamız, onun yanında olmamız icap eder. Yaşadıklarımı bilmez gibi konuşma. Bu kubbe altında çok acı çektim ben. Gözyaşlarım hiç durmadı. Senelerce Hürrem'in gitmesini beklemişken şimdi buna üzülmüş gibi yapamam. Asıl o vakit şüphe duyarlar benden. Gidelim. Bali Bey sizleri ayrı ayrı görmek istediler sultanım. Şehzadem. Sultanım. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedin Bali Bey. Bildiğimiz ne varsa anlattık zaten. Bu sorgu suali ne lüzum var mana veremedim. Bir de ben dinlemek istedim sultanım. Buyurun. Şehzade Mustafa'nın Amasya'ya sürgün edildiğini düşünüyorsunuz. Öyle değil mi sultanım? Bu sadece benim düşüncem değil Bali Bey. Akıl saati yerinde olan herkes bunun böyle olduğunu biliyor. Yoksa siz farklı mı düşünüyorsunuz? Şu an düşündüğüm tek şey, bu kararın sizi intikam almaya sevk edeceğidir. Şehzade Mustafa, hanedan-ı Ali Osman'ın istikbalidir. Benimse tek umudum, sebebi varlığım. Bir anne olarak evladımı böyle büyük bir tehlikeye atmam mümkün mü? Hele ki Hürrem ona emanet edilmişken. Eğer Hürrem Sultan'ı Şehzade Mustafa'nın istikbali önünde bir engel olarak görüyorsanız mümkün. Bu uğurda hayatınızı bile feda edersiniz. Şehzadem iki kez ölümden döndü. İlki bu sarayda. Onu zehirlemek için bir hatun gönderdiler. Hatun şehzademe aşık olmasaydı çoktan kaybetmiştim onu. Sonra Manisa'ya casus yolladılar. Son anda yakalandı. O gün bile intikam almaya çalışmadım ben. Sadece evladımı korudum. Mesele sadece Şehzade Mustafa değil. Bu sizin için bir şahsi dava. Gurur meselesi. Ne demek bu? Ne de olsa senelerdir Hürrem Sultanımız yüzünden acı çekiyorsunuz. Gelir gelmez hünkârımızı elinizden aldı. Hayatınızı çaldı. Bir kadın olarak yalnız kaldınız. Buna dayanmak güç. Kes sesini. Nedir hayal ettiniz sultanım? Hünkârımızla tekrar birlikte olmak mı? Bu yüzden mi kurtuldunuz sultanımızdan? Haddini aşıyorsun. Sen kimsin de benim karşımda böyle konuşuyorsun? Ne yaptınız sultanımıza? Öldürdünüz mü yoksa? Yoksa bir yerlerde işkence mi ediyorsunuz? Ben yapmadım! Kim yaptı öyleyse sultanım? Sultanımıza ne olduğunu biliyorsunuz öyle değil mi? Hayır. Ben bir şey bilmiyorum. Kim ne yaptı bilmiyorum. Zerre kadar da umurumda değil. Bay Devra. Sultanım. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim ki sultanım? Sanki katilmişim gibi sorgu sual ediliyorum. Vali Bey'e de yazıklar olsun. Onca yıl boşuna itimat etmişiz. O sadece vazifesini yapıyor. Ne oldu? Ne anlattın Vali Bey'e? Ne anlatabilirim ki? Aynı şeyleri söylemekten bıktım usandım artık. Sultanım. Bali Bey sizleri bekliyorlar. Geliyoruz.
sultanım. Vaziyet nedir İlyas? Kimse senden şüphe etmiyor öyle değil mi? Merak buyurmaya sultanım. Bilhassa Şehzade Mehmet'in güvenini kazandın. Âlâ. Buraya geldim. Zira emri benden duymanı istedim. Vakti geldi İlyas. Mehmet'in canını almanın vakti geldi. Siz yokken bu süreyi idare etmek güç. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yahya Bey'in de yardımıyla bir hadise çıkmadı çok şükür. Lakin şehzademizin hali herkesi tedirgin ediyor. Hatunlar görmeyince dedikodu aldı yürüdü. Kimin haddine düşmüş dedikodu etmek? Sen hatunları taşlığa çıkar. Ben birazdan geliyorum. Emredersiniz sultanım. Mustafa. Validem, hoş geldiniz. Hızlı gözümün önünden gitmeyin. Sultanımızın huzur içinde İbrahim Paşa'nın intikamını alarak vefat etmesi. Hünkârımızın hali kötü diyorlar. Son hadiseler bir hali yıpratmış. Delirdiğini söyleyen bile var. Allah korusun. Mustafa, Mihri Mahve Rüstem rahat durmuyor. Mehmet'in tahta çıkması için hazırlık yapılmış. Unutma ki payitahtı senden daha yakın. Validem, nereden çıkarıyorsunuz şimdi bunları? Hakikat bu. Maazallah. Bir an evvel uyanıp kendi kaderini ellerine almazsan... olacak olan da bu. Taşlıcalı Hızır Hayrettin Paşa'yı karşılamaya gitti. Birazdan gelir. Eğer bana inanmıyorsan... vaziyeti ona sual edersin. Bizzat ben gidip konuştum. Zira kimseye itimadım yok. İnşallah bir gören duyan olmamıştır. Hayır. İcab eden talimatı verdim. Yakında haber alırız. Bu o kadar kolay değil sultanım. Nihayetinde bu ölümden kimsenin şüphelenmemesi lazım. İlyas'a güvenim tam. Mutlaka bir onu bulacaktır. O güne kadar bekleyeceğiz. Gitme vakti geldi mi? Evvela payitahta gidip donanma yümayının başına geçeceğim şehzadem. Akabinde Fransızlarla beraber Şalken'e karşı yelken basacağız. Allah yardımcınız olsun paşam. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Amin sultanım. Fransız donanmasına itimat olmaz. İspanyol kafirlerine karşı yalnız bırakabilirler sizi. Dikkatli olmak lazım. Bir gün gelecek, birlikte açılacağız deryaları şehzadem. Ve eminim bir uçtan ötekine fethetmediğimiz toprak kalmayacak. İnşallah Hızır Hayrettin Paşa. Aslanımla nice zaferleriniz olacak. Bilmezmiş gibi konuşmayın. Bu hayaller mazide kaldı. En azından benim için. Zira Amasya'dan çıkmam da yasak. Benimle gelin şehzadem. Nereye? Görmenizi istediğim bir manzara var. O vakit karar verin. Hayalleriniz mazide mi? Yoksa gözlerinizin önünde mi?
Validem. Şehzadem. Allah'ım inşallah kırılmamıştır. Hayli kıymetli bir ayna anlaşılıyor. Öyle. Daha doğrusu Gabriela öyle söylemişti. Signora Gabriela mı? Evet. Günah aynası denirmiş buna. Efsaneye göre günahlardan sakınmak, korunmak için taşınırmış. Bu mu korunmuş? Olur mu olur. Ben inanırım böyle şeylere. Yalnız tek bir şart var. Günah işlemeyeceksin. Eğer işlersen ayna kırılır, felaket kapıları açılırmış. Divana katılacağım. Gitmeden elinizi öpmek istedim. Rabbim güzel yüzünden sevinci eksik etmesin. Sizin de validem. Şahin Dibaşı İlyas haber yollamış sultanım. İşin bitmesi yakın. Nasıl yapacağını yazmış mı? Sana söylemiştim. İlyas akıllıdır. Bir çaresini bulmuş. Kimse bizden şüphe etmeyecek. Akıllı olmasına akıllı da sultanım. Hep böyle sadık mı kalır bilinmez. Ya ihanet ederse? Durduk yere canımı sıkma benim. İlyas'a itimadım tam. Şehzademin istikbali için canını verir. Ne oluyor? Neden durduk? Yeniçeriler sultanım yolu kapatmışlar. Allah'ım sen koru Rabbim. Şehzademiz. Gebe halinle telaş etme hatun. Çocuğu da korkutacaksın. Yeniçeriler şehzademizi karşılamaya gelmişler sultanım. Aslan şehzadem benim. Bu sevgi, bu hürmet oldukça sırtı yere gelmez evelallah. Hazreti Mahidevran Sultan Hazretleri. Sultanım. Gülfem. Hoş geldiniz. Sizi tekrar bu sarayda görmek ne güzel. Seni de öyle. Afife Hatun. Sultanım, hoş geldiniz. Odanız hazır. Arzu ettiğiniz vakit geçebilirsiniz. Âlâ. Hamamı hazırlayın. Hayli yorgunum. Yıkanıp uyumak istiyorum. Bir torun daha geliyor. Hayırlısıyla Gülfem. Bir aslanım daha olacak inşallah. Amin. Valide sultanımız nasıl? Sormayın sultanım. Kimseye göz açtırmıyor. Nefes alabilene aşk olsun. Siz en doğrusunu yaptınız sultanım. Hürrem'den müsaade alacak değildiniz ya gelirken. Bir yandan endişeliyim Gülfem. Hadise çıkmasın. Malum, Hürrem aslanıma saldırmak için bahane arıyor. Hakkı haliniz var. Onun bu sessizliği hayır alamet değil. Öyle. Ben artık onun bir iblis olduğunu eminim. Ateşe attık yanmadı. Suya attık boğulmadı. Ciğerini söktük yine çıkıp geldi. Hayırlısıyla aslanım Saruhan sancağına tekrar dönebilsin. İnşallah. Hepimizin temennisi. Ne işi var bunun burada? Ben sana zinhar gelmeyecek demedim mi? Ben nasıl mani olurum sultanım?
Bahtsız şehzadem benim. Allah bilir kimin günahlarının bedelini ödüyor. İlla bir günahkar arıyorsan aynaya bak. Yüce Rabbime şükürler olsun ki benim elimde hanedan kanı yok. Thank you.